Herkese merhabalar Transfer Merkezi TV izleyicileri. Ben Can Aydın. Yeni videoda her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Trabzonspor Kayseri Spor deplasmanından 3 puan çıkartmasını bildi. Zorlu bir maçtı. eksikleri vardı. Vitor ve Hüseyin Türkmen'in kırmızı kart cezaları vardı. Ama her ne olursa olsun karşılarında da zorlu bir Kayseri Spor. Hikmet Karamanlı Kayseri Spor vardı. Fakat kazanmasını bildi Trabzonspor çok kritik bir galibiyetti. Galibiyette öne çıkan isim tabii ki de Yunan Yıldız Bakasetas'tı. Ne kadar özel, ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Yani ben açıkçası Alanya Spor'dan geldikten sonra bu kadar üst düzey performans vereceğini düşünmemiştim. Düşüncemin çok ama çok ötesine geçti. Trabzonspor'da bambaşka bir oyuncu hüviyetine büründü. Yani nasıl diyeyim? Hem iyi oynuyor. Hem de takıma kimlik kazandıran oyuncu profiline döndü. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Umarım uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet eder. Buna ayrı paranız açayım ve ligin bence MVP'si olma yolunda da ilerliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Attığı gol bambaşka bir goldü. Soğukkanlılığı bambaşka. Evet defansif zafiyetleri var ama ben bana bu kadar skor katkısı yapan bu kadar kendini özdeşleşmiş, özdeşleşmiş bu oyuncunun hücum zafiyetini çekerim kardeşim. Ki Abdullah Avcı da zaten bunu yapıyor ve Hamsik, Bakasadas gibi iki tane çok iyi niyetli olmasına rağmen defansif zafiyetlerine rağmen biz bunu toler ederiz diyoruz. Etmeliyiz. Çünkü daha iyisini bulun. Skor katkısını yapana getirin. Ve onu oynatalım. Yok. Yok. İşte keşke bir tane böyle çapa altımız olsa daha farklı olurdu ama geliyor geliyor kim Berat geliyor. Bu maçta Berat da başlamadı hoca. de başladı. Bunun sebebi rakibin hareketli bir hücum attı ve pivot özellikli olan bir hücum oyuncusu yoktu. Hareketli hücum attı vardı ve buna yani bir maçta bir maç seçsek, Siopis'in oynaması gereken bir maç seçsek hangi maçta dersek o bu, bu maçtı. Siopis görevini çok layığıyla yaptı, çok iyi yaptı. Ee, sarı kart görmüştü. Çünkü orta saha hızlı geçiliyordu. Yani bu durumda da İlk kartı görecek oyuncu yine Suyopis olacaktı. Oca Suyopis'e Berat'ı değiştirdi ve Berat da oyuna girdikten sonra muhteşem bir katkı sağladı. Defansif anlamda müdahaleleri de gelişti arkadaşlar. Tekrar diyorum, hep diyeceğim çünkü haklı çıkıyorum, hoşuma gidiyor. Berat çok iyi bir çapa alt olacaktır. Ve ara ara da stoper olacaktır ki bunu göreceğiz. Yani ben onun kariyerini çizmiştim sizlere. Güzel bir çapa altı, o okay tarzı. İri geldi mi de stoper oynayacak. 3-4 sene hizmet verecek. Sonra Avrupa'ya transfer olacak. 7-8 milyon eurolara min takıma hizmet verecek. Böyle bir rol çizmiştim. Çünkü 8 numara niye oynayamaz? E bak Hamsik bakış Asist atıyor, gol yapıyor, skor katkısı veriyor. Berat veremiyor. Fakat Berat 6 oynamasına rağmen bunları vermesi gerekiyor. En azından hava toplarında, kornerlerde tehlike atması gerekiyor. Uzaktan şutlarda gol atması gerekiyor. Sezonda, sezonda Berat'tan valla benim yine beklentim toplamda 4-5 skor katkısı veri Hemen olmayacak. Bu ama ilerleyen zamanlarda olacaktır. Nasıl olur bu? Kornerde bir tane atarsın. Uzaktan bir tane atarsın. Kornerde aşırtırsın. Asist yaparsın bir tane. Uzun bir tane araya salarsın. Yani dördü bulursa bambaşka bir oyuncu olur ki bunu yapacak. Yani kalibrede onda olduğunu görüyorum. Ee, Abdullah Avcı'ya açalım bir parantez. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kariyerinde takımı en iyi yönettiği maç bu maçtır arkadaşlar. Bütün değişiklikleri çok iyiydi. Bütün hepsi çok iyiydi. Çok iyi etki etti. Çok iyi yönetti takımı. Evet çok kaçırdık. Evet yaptığımız hücumların atakların hemen ardından kalemizde pozisyon oldu ama yani atak bitirmedeki sorumluluk hocaya ait değildir. Oyuncuya aittir. Maalesef Janine, Cervinho ee, çok hoyrat carcadılar pozisyonları. ve Bunun da arkadaşlar dönüşünde de orta saha geçirgen olduğu için ya Hamsik'te Bakasitas'ın da şeyi burada çıkıyor. Ee, sıkıntı oldu. Maalesef oldu. Ee, ama hocayı tebrik etmek istiyorum. Ahmetcan bugün öyle de sol stoperde sol ayaklı olmasının avantajı. Dünyada sol ayaklı olmanın avantajı. Ahmetcan da idare etti başta. kendine geliştirmesi gerekiyor. Öyle uçup kaçan optimistik pembe gözlüklü bir yorum yapmayacağım sizlere. Ne kötüydü ne iyiydi. Kendine geliştirmesi gerekiyor. Çalışmaya devam. Başka yolu yok. Ama e, özgüveni yerine gelmesi açısından iyi. Umarım hoca ara ara da forma şansı verir. Bu çok önemli. Gelelim Cervinho Jeneni kaçan pozisyonlara. Vallahi Jeneni et mi balık mı ben anlamadım arkadaşlar. Hala anlayamıyorum. Bu maç çok önceden fiş çekilmesi gerekiyordu. Evet şanssızlıklar oldu. Direkten dönen toplar oldu ama bu maçta fiş çekmeyi bilmeliydik. Fiş çekemediğimiz maçlar hep sorun oluyor. İkinci yarılar bize zul oluyor. Bunun sebebi tekrar hep aynı şey. Orta sahne geçirgen kadronun yaşlı olması. E yani o yüzden işte diyoruz ya geçmiş yorumlarda. biz bu takımın enerji çeçeğidir. Takım düştü mü alacaksın onu oyuna. Bundan dolayı da bir düşüş var. E, oyuncu kaç maçtır 90 dakika oynuyor. Hep oynuyor. İlk 11 oynuyor. Milli aratam zamanında geldi. Bu iyi. Evet Bakasadas ve Cerviniyo milli takıma seçildi. Pardon Bakasadas ve Hamsik milli takımda var. Çok dinlenemiyorlar ama gene milli maçlar bir nevze olsun dinlenmeye yarıyor arkadaşlar. İki takımında çoğun milli takıma seçilmedi. Sadece Ömür Berat ve e, şey Uğurcan var. E, onlarda çok sıkıntı yok zaten yaşları genç. Ama işte Baksitas, Cervinho, Hamsik, Vakayemi'nin yarısı işte ikisi mil takımda ikisi değil. Öyle bir tolera ede edebiliriz. Ama dediğim gibi bu takımda yani şimdi bir sorun var. Ne sorunu? Şimdi sağ tarafa Cennini atıyorsun olmuyor. Cervinho'yu atıyorsun olmuyor. İlk 11 için konuşuyorum. Yusuf atıyorsun ilk 11'de olmuyor. Ömür atıyorsun ilk, 11'de olmuyor. Ne yapacağız bu ilk 11'deki sağ taraftaki oyuncumuzu? Allah ben de bilmiyorum. Ama bir toparlanma, bir uyarı şart. Cervinho çok kötüydü. Beğenmedim. Ee, yani çok kötüden kısıt. Bizim bildiğimiz Cervinho değildi. Daha iyi olmalıydı. Oyuna sonradan girdikten sonra Ömür çok etkiliydi ama kendine özgüvensizliği o kadar çok dikkat çekiyor ki sevgili arkadaşlar. Yani oyuncu gol atabileceği, iki gol atabileceği maçta pas verdi. O asistlerinde yediler. Orada bir uyarı gerekiyor. Cornelius üzerinde açayım bir parantez. Cornelius bu takımın birinci santroforu olduğunu bu maçta kanıtlamıştır. Fakat Trabzonspor'da şöyle bir sorun var. Zaman zaman tempo çok yükseliyor ve bu tempoyu düşüremiyoruz. Temponun yükselmesi Trabzonspor'un çıkarlarına terstir. Trabzonspor set oyunu oynamalı ki Abdullah Hoca yazın yaptığı basın toplantılarını hatırlayın. Biz geçiş oyunu değil set oyunu oynayacağız. Set oyunu şampiyonluğu getirir. Set oyunundaki en büyük gereklilik sabırdır. Ve tempoyu gereksiz yükseltmemektir. Tempo yükselince e zaten Baksedas ve Hamsi'nin defansif zafiyeti. Bakayeme ve Cervinho'nun geri dönme zafiyeti var. Defansif zafiyetleri var. Orta sahanda tek defansif oyuncum var. Sol tarafta zaten İsmail Köybaşı gibi bir zaafım var. Bundan dolayı geçirgen oluyorsun ve maç atan alıra dönüyor. Alanya Spor maçında da buna döndü. Bu maçta da buna döndü. Buna asla izin vermemeliyiz. Tempo yükseldiğinde faullerle topu ayakta tutarak hamsik bakasetasla tempoyu düşürerek maçı dengelemek gerekiyor. Şimdi tempo yükseliyor. Uzun topa dönüyorlar. Ters top atıyorlar. Denge bozuluyor. Yani açıkça söyleyeyim. iki maçtır şanslıyız. Yani evet şanssızlıklar da vardı ama şanslıyız. Bu karambollerde o sıkıntılarda daha fazla gol yemedik diye. Ama eminim Abdullah Avcı da o temponun yükselmesinden çok mutlu değildir. Ama bu maçta bir nebze olsun değişikliklerle bunu dengelemeye başardı. Bu maçtaki şanssızlık skoru alsaydık hiç bunları yaşamayacaktık. Hocanın da şanssızlığı bu olmuştur ama gerekli uyarıları yapacaktır. Ömür içinde ömür performansı iyiydi ama hemen ilk kombire eh, biraz daha özgüven kazansın. 2-3 maçta daha yedekten oyuna girip Özgüven kazansın. Sonrasında forma şansı bulacaktır ki ortada daha iyi performans veriyor ama kanatta da bence fena oynamaz. O kadar şey komple bir oyuncu yani ömür ömür ben komple oyuncu olarak görüyorum. Her yerde oynayabilir ya. Çok seviyorum kendisini. Yani ne diyeyim size? Çok başarılı olmasını istiyorum gerçekten yani hayatımda bir oyuncuyu bu kadar kendimi yakın hissetmedim. Hiç tanışıklığım yok. Ama çok seviyorum. Ve gerekiyor. Gerekiyor Abdülkadir Ömür'ün başarılı olması için. Trabzon'daki genç çocuklara rol modeli olabilecek bu oyuncu Abdülkadir Ömür olur. Evet. Milliara'ya giriyoruz. Milliara'dan sonra Fenerbahçe maçı var. Çok önemli bir maç. Bakalım arkadaşlar. Bunun da yorumlarını sizlere yapacağız. Sizleri çok seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler.